yarın görüşürüz o zaman. Urartu nekropolinde, daha doğrusu Çavuştepe Kalesi nekropolinde önemli bir buluntuyla karşı karşıyayız. Önemli olmasının sebebi kadın iskeleti olması. Gibi. Bizim altı kapalı insanlar, buradan görünmüyor. Öbür kadın da direkt yuvarlak. Direkt yuvarlak çıkıyor. Göz gibi. Şöyle çıkar. Bunu tabi üstüne bir tane şey koyduk, kaldırdık. Hocam bir bakabilir miyim? Hatta hocam kadında böyle nokta nokta şeyler varsa o da doğum sayısını falan bakıyor. Ona bakacağız şimdi. Yani. Bunu da şeye bakıyorum. Onun adı bu yaş tayin için en önemli kriter. %99.9 yani istediniz. Etrafında hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Onun için normalde işte bildiğimiz için. Şimdi mesela burada da boncuklar göğüs kısmından aşağıya doğru dökülmüş. Kutlu bir şeydi. Evet. Derebe heykelciğini hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. Derebe heykelciğindeki gibi düşünelim. Yani tek bir kolye gibi değil. Çift üst üste gelecek bir şekilde kolye. Çünkü bakın burada da o sıra bir aşağıda var bir üstte var. Bu şekilde uzunlu bir uzunlu. Çünkü oradaki de zaten tanıdıcı olarak adlandırılıyor. Bu şekilde benzer bir boncuk dizisi var. Ve o boncuk dizisinde hani şu bir iki kaymışlar diyelim. Yani onu da hesaba katmak gerekiyor. Şurada da cımbızı gelecek. Yani takı setinin bir parçası aslında cımbız. Bakın bir bayan olduğunu da bize gösteriyor. Çünkü cımbızın burada gözüküyor. Ama burada bizim için önemli olan ne? Önemli olan iki tane mührün yer alması. Mühürler özellikle Urartu sanatı içerisinde belirli zümrenin kullandığı mühürler. Yani sadece sıradan kişinin kullanabileceği türden değil. Mühürler niye kullanılıyor? Broş şeklinde giysiler üzerine süslemek maksadıdır. Bir de giysi süsleyici geçiyor. Yani hepsinin görevi ayrı. Ha, bak bu da önemli. Şimdi 40-50 arası demek yaşlı demek aslında Urartu için. Yani normalde Urartu'daki 4 tane at iskeletinin bulunduğu ve yanında bir erkek, aynı zamanda bir köpek başı, boğa kurban edilmiş boğaların da parçalarının olduğu bir iskelet grubuyla karşılaşmıştık. Bu iskelet grubu üzerindeki çalışmalarımızı bitirdikten sonra iskeleti kaldırdığımız zaman alt bölümünde çok bambaşka bir şeyle karşılaştık. Bu karşılaştığımız ceset ise bir bayana aitti. Bu bayanın takılarıyla birlikte gömüldüğünü gördük. Fakat bütün etrafını açtığımız zaman başının bulunmadığını fark ettik. Baş kısmı yok. Daha önceki kazılarımızda Çavuştepe nekropolinde başsız iki tane daha iskeletle karşılaşmıştık. Yani başı sadece olmayan. Fakat bu başı olmaması bize dini bir inanç gereği ya da bir ritüelin bir parçası olarak kadının başının daha kutsal bir yere konulmuş olabileceğini bize düşündürüyor. Yani örnek verecek olursak muhtemelen dünkü üzerindeki takılar ki yönetici sınıfına ait olduğunu bize gösteriyor. Takıların içerisinde bizim için en önemli olan unsur iki tane mühürle karşılaştık ki bu mühürlerden bir tanesi bronz, bir tanesi su mermerinden aslan formunda yapılmış bir mühür. Mühür eski çağda belirli kişilerin ancak yönetici ve tüccarların taşıyabileceğini biliyoruz. Yani herkes mührü taşıyamıyor. Burada kadının üzerinde iki tane mührün olması
Özellikle çok önemli bir tanesi bronzdan 500'lü dediğimiz üzerinde hayat ağacı ve çeşitli türde figürinler işlenmiş. Diğeri ise aslan formunda düzenlenmiş ve aslan formunda düzenlenen alt bölümünde de damgası yer alıyor. Bu iki unsur bize yönetici olduğunu, yönetici sınıfına ait olduğunu bize gösteriyor. Gerdanlık'ta Urartu'nun klasik özelliklerinin yanı sıra metal, bronz ve gümüşten boncuklar, akik, kornalin, ferit, deniz kabuğundan, camdan oluşan muazzam bir takı ile karşı karşıya kaldık. Günümüz için çok değerli değil ama o dönem için çok muazzam derecede değerli olan bir takı ve bir sıra olarak da konulmamış. Üst üste konulmuş vaziyette ele geçti bunlar. Bunun içerisinde özellikle deniz kabuğu olan takı cinsi ise Akdeniz'e ait. Yani Akdeniz'de ancak bulunan bir deniz kabuğu. Yani bu bölgemizde bulunmayan ancak ticaret yoluyla ya da özel sipariş üzeri gelmiş olması gereken malzemede yer alması şahsiyetin çok önemli olduğunu da zaten bize gösteriyor. Muhtemelen üzerindeki ritüelin bir parçası ki biz burada daha önce başsız iskeletler bulduk ama en önemlisi kadın olması.